Yeni bir videodan cümleten selamun aleyküm. 45 günün sonunda kendi tırımı satın aldım. Hatırlıyorsanız en son bir abimize treni veriyordum. Abimizle beraber Chicago'ya gittik. Ve sonrasında patronla görüştük. Hamama gittik. Hamamda otururken patrona dedim ki abi ben tır satın almak istiyorum. Patron da dedi ki hamam tası gibi. Yeni çıkmış o işte. Şaka bir yana patronla anlaştık. Tırımız 2020 model Freightliner Cascadia ve 433 bin milde. Şimdi benim sizlere anlatmam gereken o kadar fazla şey var ki birazcık bu videoda kafanızı karıştırabilirim. Ama ondan öncesinde şöyle tırı tanıtırken ufak ufak da hafiften bir şeyler vermeye çalışacağım. Bu arada tırın rengi, yaşı ve gittiği mile rağmen hiç akma, dökme, ıbıdık zıbıdık şeyler yok. Çok hoşuma gitti benim. Sadece şu arka rüzgarlıkta çatlak gibi bir şey oluşmuş. Bundan da sıkıntı olmaz. Şimdi kafanızın karışmaması için ufak bir bilgi vermek istiyorum. Ben daha öncesinde bir tane tır değiştirmiştim. Onu şoför olarak değiştirmiştim. Yani şirketin içinde bir tırdan bir tıra geçmiştim. Bu tırı ise Allah'ım nasip etti. Satın aldık. Amerika'da owner operator deniliyor. Artık bu şekilde yollara koyulacağız. Artık giderlerimiz de olacak. Gelirlerimiz de değişecek. Hepsinin hesabını kitabını yapacağız. Bu tır şirkette hali hazırda bir şoför abimizin altında çalışıyordu. Abimiz New Jersey'den Chicago'ya geldi. Ben kendi tırımı ona teslim ettim. Ben de bunu aldım. Tır bana teslim olmadan önce ufak tefek değişiklikler oldu. Bu arada ses geliyor şuradan. Çünkü bu arkadaşlar öyle self servis olarak insanlara soruyor arabanı yıkamamı ister misin diye direkt tak gidip yıkıyorlar. Az önce bana da sordu da dedim tepeye nasıl çıkacaksınız? Her neyse muayeneden sonra bana teslim oldu. Tırda ufak tefek değişiklikler oldu. Ne gibi? Mesela şu teker değişti. Bu teker şu boyuttaydı. Biraz büyük takmışlar. Eşitlendi. Yağına, suyuna, her şeyine bakıldı. Bu tırın eksileri de var, artıları da var. Şöyle inceden tırı tanıtmaya başlayayım ben sizlere. Tekerlerimiz gayet iyi durumda. Bu görmüş olduğunuz relay arm dümdüz bir şekilde çekiliyor. 2024 modelde yukarı, sol, sağ bir şeyler yapıyordunuz. Bu çok basit. İkinci olarak mazot depomuz buradan dolduruluyor. Bir önceki modelimizde buradan doldurmak zorundaydık. Bu rubber groomerlarımız görmüş olduğunuz gibi bir önceki tırdan çok daha farklı. Bunlar daha yumuşak kablo olduğu için yeri böyle zang diye demirdi. Şu güzel de bu bir tık yumuşak. Bu arada benim şu lastikleri değiştirmem lazım. 3-4 dolar bir şey fiyatı. Ve bu tırın büyük artısı ise Tripec'in APU'su var. Webesto'su artık yani Thermo King her neyse içeride göstereceğim sizlere detaylı bir şekilde. Bu direkt olarak mazottan çekip içeriye ısı veriyor. Bunun kendi yağı, suyu, bakımı var. Şuradan açıyorsunuz hatta. Ayrıyetten tırın kendi APU'su da var. Bu motordan güç aldığı için motora zarar veriyor. Fakat bu mazottan çektiği için en iyisinin bu olduğunu söylüyorlar. Bu şu an çalışıyor mu çalışmıyor mu bilmiyorum. Az sonra zaten içeride bir deneyeceğiz. Aslında şöyle baktığınızda tip olarak diğer tırımızla çok da bir farkı yok. Sadece rengi daha güzel ve hoşuma gitti. Evet bismillah diyelim şöyle içine doğru bir girelim bakalım. Şimdi kapı kolumuz, ön konsolumuz, ön taraf böyle diğer modelle aynı. Sadece bir iki ufak değişiklik var. Ne gibi? Burada trailer brake'imiz yok. Hatırlıyorsanız dorse frenimiz vardı. Böyle çekiyorduk. O bunda yok. Ek olarak şurada bir tuş var. Böyle bastığınızda sizi havaya zıplatacak gibi duruyor ama hiçbir işe yaramıyor. Artısı ise burada tırın kendi kantarı var. Bu böyle 30 bin 30'un üzerine geldiğinde tartıya girseniz daha mantıklı olur. O yüzden bu bence güzel bir özellik. Şurada da bir şey var da oksijen, H2O falan. Filtre mi tam olarak? Yani filtrenin kirliliği mi tam ne olduğunu bilmiyorum. Yine vitesimiz ve motor frenimiz burada. Bu tuşlarımız, ön konsolumuz hepsi aynı. Bu arada bu tır 75 ile gidebiliyor. Diğer tırın 72 ile gitmesinin sebebi o tır lease olduğu için Freightliner sisteme şifre koymuş. O yüzden hızı arttıramıyorsunuz. Ben ön konsolu geniş açıdan şöyle göstereyim sizlere. Şu koltuk aşırı derecede sallanıyordu. Hala bakın şöyle bir yani şangır şangır ses geliyordu. Bunu yaptılar. Üst taraftaki dolaplarımız da aynı. Hiçbir değişiklik yok. Sadece renk olarak burada bir değişikliğimiz var. En büyük artımız ise buzdolabımız. Buzluğun büyüklüğünü görüyorsunuz. Diğerinde şöyle bir tavuk koysanız doluyordu. Bunda ben lahmacun yaptırmıştım. Bayağı gömdüm hepsini de. Alt tarafı da yine gayet geniş. Fakat üst tarafta bunları sabitleyebileceğim bir şey olmadığı için ben de bantla şöyle bir şey yaptım ama birazcık yine sarsılıyor. Eksimize gelecek olursak bunun inverter'ı yani benim elektrik çektiğim şu alet 1500 watt. O yüzden kettle takıp su ısıtamıyorum. Tır çalışıyor olsa bile. Şu an mesela neyimiz bağlı? Laptopumuz bağlı. Bir önceki çektiğim videoyu atıyorum editöre. Ama inverter'ın passenger side'ın arkasında olması daha güzel. Benim arkamda şöyle bir yangın tüpü var. Ben de üstüne çöpümü koydum. Fakat çok da engel olmuyor. İstersen daha da geriye alabilirim. Üst tarafa geldiğimizde yine mikrodalgamız burada. Ben bu arada şuraya bir priz bağladım. Bu prizi de çoğu aktif olarak kullanılmıyor ama buraya taktım. Direkt işlerimi buradan görüyorum. Direkt buna bağlamaktansa çok daha iyi oluyor. Çok daha rahat oluyor.
En büyük eksimiz ise masamız yok. Evet arkadaşlar, masanın değerini şu an o kadar iyi anlıyorum ki. Eksili masanın olmaması. Masa ne peki? Aha da masa. Masa burada. Oturuyorsunuz, buradan yemenizi yiyorsunuz. Fakat insanın uğraşası gelmiyor. Alan dar değil yine ama ne bileyim, masa olunca bir insan uğraşıyor. Üst katımız yine aynı. Jelatin çıkmamış. Dolaplarımız da yine aynı şekilde. Şimdi bu yatağın altı o kadar geniş ki, hatta şöyle göstereyim sizlere. Ben buraya Maraş tarhanalarını dizdim. Burada konserve gıdalarımı koydum. Türk marketinden yumuş yumuşatıcımı aldım. Yani her şeyimi dizdim. Şunların birkaçı çöp, onları çöpe atacağım. Hatta dumbbell'larımı da aldım bu Chicago'ya gittiğimde. Alt tarafı masalıya göre de daha geniş. Onun da o artısı var. Şimdi şuradan APU seçeneklerine bir gelelim. Hatta şu ışığı bir açayım. Şimdi bu, ben bir önceki tarımda direkt bunu kullanıyordum. Soğuğa sıcağı getiriyordum. Çalışıyordu gayet. Buradan da veriyordu bize. Fakat bunda Webesto var. Burada Webesto var. Burada görmüş olduğunuz gibi. Türkiye'de bu çok meşhur bildiğim gibi. Nasıl denir lan o? Herhalde. Doğru. Buradan direkt tuşa basıyorsunuz, ayarlıyorsunuz ısınızı. Çat diye buraya bastığınızda buralardan ısı gelmiyor. Şuradan geliyor ısı. Sadece buradan geliyor fakat dereceye göre ayarladığınız için çok da güzel çalışıyor. Sanırım soğuk için de şu Thermoking'i kullanacağım. Daha bugüne kadar hiç soğuk kullanmadım. Çünkü bu çalışmıyor bu tırda. Bilenleriniz varsa beni bilgilendirirse memnun olurum. Burada power outletlerimiz de var. Gayet yeterli. Yani genel olarak tırımız bu şekilde. Buraya da Türk marketinden bir abur cubur dizdim arkadaşlar. Var ya. Ne bileyim, arada kayıyor şimdi. Yalan yok. Şimdi ayaklarımı görüyorsunuz. Bir, neredeyse iki adımlık burada mesafe var. Ben hep tır videoları izlediğimde, ulan şu abi bir etrafında dörse de alanın genişliğini görsem diye merak ediyordum. Ben tam ortaya geleceğim. Böyle hafif kaldırıp etrafımda bir döneyim. Bakın hala böyle bir mesafem var. Hala böyle bir mesafem var. Yani gayet geniş içi. Şimdi tırın en büyük eksisine geleceğiz. Şu kapıyı açayım. Tırın en büyük eksisi, görmüş olduğunuz gibi 400 HP, yani 400 beygir olması. Biraz böyle son 2-3 günden beri tipim kayıktı çünkü kırgındım. Az önce duşa girdim, tertemiz rahatladım. Hatta ben bu videodan önce bu tırla ilk aldığım yükün videosunu çektim sizlere. O videoyu da burada bitirdik ama o videoyu siz bu videodan sonra izleyeceksiniz. Kafanızı çok karıştırmayayım. Şimdi 400 HP olması neden eksik veya neden en büyük eksisi? Çünkü ben artık Amazon işinden sıyrılıp reefer işine veya açık kasa işine ilerleyen zamanlarda geçmek istiyorum. Ama önceliğim reefer, yani buzdolaplı kasa. Buzdolaplı kasalarda da genelde 40.000 pound'un üzerinde, yani maksimum ağırlıkla gittiğiniz için, tırın beygir gücü de 400 olduğu için maalesef motoru çok fazla yoracak ve bu da bana ilerleyen zamanlarda sıkıntı çıkartılabilecek gibi düşünüyorum. Yani tır 1 milyon gidecekse 700 bin gidecek ve bu sebepten dolayı da ben bir önceki çektiğim video ama sizin bir sonraki izleyeceğiniz videoda tırı bir test ettim. Çünkü bugüne kadar aldığımız en ağır yükümüzü aldık. Ve en uzun yolumu geldim bu. Onu da söyleyeyim buradan. İnfoyu vermiş olayım. Tırı bir yolda test ettim. Yokuşta falan birazcık zorlandığını hissediyorsunuz. Tabii ki yani 43.000 pound yük vardı arkamda. Ama bu ilerleyen zamanlarda ne kadar beni zarara uğratır kestiremiyorum. Şimdi biz patronla şu şekilde anlaştık. Bir hafta, 1,5 hafta boyunca sen tıra bak dedi bana. Tırı test et dedi. Eğer beğenmedin, içine sinmeyen bir şey olursa tekrardan bana teslim edebilirsin dedi. Şimdi teslim edersem ne olur? Hatta öncesinde teslim etmezsem ne olur? Tırı satın aldık. Tırın borcu da var. Satın kaça aldığımı tam söylemeyeceğim ama aralıklı bir rakam vereyim sizlere. Bu tırların fiyatları arkadaşlar 80 bin ila 100 bin dolar arası. Kendi şirketimden, kendi patronumdan aldığım için belirli bir peşinat verdim ve aylıkta kazandığım paradan şu kadarını kesmesini söyledim. Böyle bir anlaşma yaptık. Fakat tırı satın almazsam ben şoför olarak bir tane reefer kasası kiralayacağım şirket ve şoför olarak başlayacağım. 26 years. 26 years. Really? Abimiz 26 yıl boyunca tır şoförlüğü yapmış da şimdi arabanın içinde atletle takılıyor. Abi ben en son ne diyordum vallahi unuttum dayının yüzüne ya. Yani tırı satın almazsam da ben reefer kasası kiralayacak şirket bu hafta veya haftaya artık onu ben böyle kararımı verdikten sonra da zaten sizlere de bir sonraki video değil ondan sonraki videoda bildirir. Bir tır daha değiştirmek zorunda da kalabiliriz. Mahvoldum var ya, kaçıncı ayım bu benim ya. Yeter gelmekte. Yani durumlar bundan ibaret. Artık videoları çekerken de hemen
sizlere bir şey daha göstermek istiyorum. Bu görmüş olduğunuz kamerayı buraya çekeceğim. O yüzümü çekecek. Diğer kameramız ise bu önü gösterecek. Böyle bir şeyler düşürdüm. Şimdi son bir bilgiyi daha verip ondan sonra yavaştan videomu sonlandıralım. Sen Kenter'ını aldın. Nasıl oluyor? Ben aynı şirkette mi çalışıyorum falan filan. Kafanız sizin de birazcık karışmış olabilir. Evet, benim de karıştı çünkü. Şimdi tır sahibi olursanız ve farklı bir şirketin bünyesi altında çalışırsanız şirketler sizden dispatch komisyonu keser. Ve şirketin siz aslında numarasını kullanıyorsunuz. Şimdi bu kapıda yazılan numaralar var ya, MCA, USDAT numaraları falan filan. Siz şirketin bünyesi altında çalışıyorsunuz ve şirketin evraklarını kullanıyorsunuz. Ve %10, 12, 15 civarı şirketten şirkete değişecek şekilde, mesela atıyorum 1000 doların %15'ini, %12'sini şirketler alır, geri kalanını size verir. Atıyorum 880 kaldı ya, siz de onun içinden sigortalarınızı ödersiniz, ıftanızı, işte ne bileyim ELD'nizi, logbook bilmem ne, Samsara, ELD denilen olay şu, Samsara şu, prepesimiz bu. Artık sizin kendinize ait de giderleriniz olur. Onu da bir sonraki videonun sonunda hesaplıyoruz. Onu da izlemeyi kesinlikle unutmayın. Bu şekilde benim çalıştığım şirkette %12 veriliyor arkadaşlar. %12'yi veriyorsunuz. Geri kalan giderleri de hatta onlar kesip size yolluyor. Sigortayı falan da kendileri yaptıkları için. Atıyorum 5000 dolar bir haftada para yaptınız diyelim, varsayalım. Bundan sizin mazotunuzu kesiyor şirket. Şimdi mazotta da avantajınız var. Şirketin mazot kartını kullandığınız için indirimli bir şekilde alıyorsunuz. Sigortanızı, bu saydığım maddelerin hepsini %12'sinde kesip paranızı size yatırıyor. Osman hocam sen kendi şirketini aç, kendin çalış. Mesela bu USDAT numaraları var ya, onu şu an alsam ben 6 ay sonra yük almaya başlayabilirim Amazon'dan. Diğer firmalar da şirketiniz yeni olduğu için size güvenmiyor olabilir. Ayrıyetten benim bir de dispatcher bulmam. Artık o business aşamasına giriyor. O sonraki aşama ilerleyen zamanlarda bakalım nasip olursa, niye olmasın. Yani olaylar bu şekilde. Kafanızı karıştıran bazı şeyler varsa bana yine sorabilirsiniz yorumlar kısmında. Ben de elimden geldiğince bakmaya çalışacağım. Bu arada ben Kaliforniya'dayım. Size dedim mi videonun başında, hatırlamıyorum da. Arabalar, ortam, ne bileyim, hava çok güzel. Videomuz buraya kadardı. Bu arada dün mü, dünden önce mi ne, 28 yaşıma girdim. Tırda lahmacun yiyerek girdim 28 yaşıma. Doğum günümü kutlayan herkese, tırın hayırlı olsun diyen herkesten teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Daha net bir şey yok. Ben satın aldım. Parasını da verdim. Onu da söyleyeyim. Peşinatımı verdim ama işte bakıyorum. Nasip diyelim artık. İnşallah ilerleyen zamanlarda görürüz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar izlediyseniz lütfen kanala abone olun. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.